Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dinleyicilerimiz, alemlerin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o mübarek hayatını işlediğimiz şu güldeste programına inşallah devam ediyoruz. Resulullah Efendimizin babası Abdullah'a geldik. Abdülmuttalib'in 10 tane oğlum olursa diye Zemzem kuyusu açıldığında onunla dalga geçmişlerdi. Senin bir çocuğun var diye. Ne dedi Abdülmuttalib ellerini diyor semaya açarak? Ya Rabbi bana 10 tane çocuk verirsen birini senin için şu Zemzem kuyusunun yanında kurban edeceğim dedi. İşte o zaman yaklaştı ve 10 tane çocuk 30 yıl sonra oldu. Ve en güzelleri içinden Resulullah Efendimizin nurunu da alnında taşıyan babası Abdullah'tı. Abdullah, Abdülmuttalib'in erkek çocuklarından 8.'siydi. Siret ve surette diğer kardeşlerinden o yüzündeki nurdan çok farklıydı. Dünyaya gelir gelmez babasının alnında parlayan nuru Muhammedi onun alnına geçti. Ve bu nur yüzüne Abdullah'ın harika bir güzellik ve müstesna bir tatlılık bahşetti. Ama hiç kimse bu güzellik ve tatlılığın nereden, niçin geldiğinin farkında bile değildi. Artık oğullarından onu da büyümüştü. Vaadini unutmayan Abdülmuttalib onları bir gün bir araya topladı ve işin hikayesini anlatarak içlerinden birini kurban etmesi gerektiğini bildirdi. Hepsi de tereddütsüz bir şekilde razı oldular. Sonra da babalarına sordular. Peki nasıl yapacağız bunu baba? Kimin kurban edileceğini nasıl tespit edelim? Abdülmuttalib böyle bir durumda nasıl yapılması gerektiğini biliyordu. Ve şöyle dedi. Her biriniz birer ok alın. Üzerine kendi isminizi yazın ve okları bana verin. İtaatkar çocuklar babalarının emrini derhal yerine getirdiler. Her biri okdanlığından bir ok çekti. Üzerine kendi ismini yazdıktan sonra babasına uzattı. Okları toplayan Abdülmuttalib doğruca Kabe'ye vardı. Meselenin nasıl halledileceğini anlamıştı. Hubel putunun yanına ok çekilecek, kimin oku çıkarsa o kurban edilecekti. Böyle durumlarda Kureyş bu yönteme başvururdu. Kabe'nin yanına varan Abdülmuttalib'in etrafını şehir halkı dahi sarmıştı. Elindeki 10 tane çocuğa ait 10 tane ok. Allah'a verdiği sözünden caymış sayılmaması için tereddütsüz ok çekme memuruna uzattı. 10 tane okun üzerinde 10 tane ciğerparesi evladının ismi vardı. Hangi ok çıkarsa çıksın ciğerinden bir parça kopacaktı. Memur oklardan birini çekti. Üzerindeki ismi titrek bir sesle okudu. Abdullah. Şefkatli baba duyduğuna inanmak istememişti. Oku memurun elinden çekip aldı. Dikkatlice baktı ve okudu. Abdullah yazıyordu. Göz pınarları bir anda yaşlarla doldu. Boğazında hıçkırıklar düğümlendi. Şefkati ve hisleri öylesine kabardı ki bir an olamaz diyerek haykıracak gibi oldu. Son anda Allah'a verdiği sözü hatırlayarak çelik gibi iradesiyle şefkat ve diyor hislerine gem vurdu. Yıkılmış bir halde yüzünü Kabe'den evine doğru çevirdi ve ümitsiz yürüdü. Evinde bütün evlatları onu bekliyordu. Hiçbirinin kura sonucundan haberi yoktu. Eve giren Abdülmuttalib'in gözleri bir anda pırıl pırıl parlayan oğlu Resulullah Efendimizin babası olan o Abdullah'ın yüzüne dikildi. Şefkat ve merhametinin tekrar kabarıp his dünyasının içine girdiğini görünce
yüzünü başka tarafa çevirdi. Teslimiyet içinde bakan oğullarını daha fazla merakta bırakmak istemedi ve şöyle konuştu. Abdullah, Allah kendisine kurban edilmek üzere seni seçti. Bu şeref kardeşlerin arasında sana ihsan oldu dedi. Abdülmuttalib'in ailesini ve evini alev alev yakan bu haber bir anda Mekke sokaklarında hüzün ve kedere boğdu. Herkes birbirine soruyordu. Abdullah mı, o güzel, o tatlı çocuk mu kurban edilecek? Abdülmuttalib yanan yüreğine, kasırgalaşan hislerine, okyanus dalgalarını andıran şefkat ve merhamet duygularını aldırmadan biricik oğlu Abdullah'ın bileğini kavradı ve onu doğruca İsaf ve Naile putlarının yanına götürdü. Nur yüzlü Abdullah da sanki Hazreti İsmail'in teslimiyeti vardı. Yüzünde en ufak bir memnuniyetsizlik belirtisi dahi yoktu. Abdülmuttalib'in bir elinde bıçak, diğer elinde de oğlu Abdullah'ın eli vardı. Kurban edilmesi için her şey hazırdı. Bu sırada bir takım gürültüler duyuldu. Kureyş eşrafı geliyordu. İçlerinden biri seslendi. Ey Abdülmuttalib, ne yapmak istiyorsun? Abdülmuttalib, nur yüzlü oğluna bakarak cevap verdi. Onu kurban edeceğim. Bu cevap kalabalık arasında hayret ve heyecan meydana getirecek şekilde dalgalanmıştı. Müdahale ettiler. Ey Abdülmuttalib, bu nasıl olur? Sen ki Mekke'nin büyüğüsün. Sen böyle yaparsan sonra herkes senin yaptığını yapmaz mı? Herkes oğlunu kurban ederse bizim soyumuz kesilmez mi dedi. Bütün kalabalık Abdülmuttalib'in aleyhindeydi. Hatta diyor hisleri ve duyguları da. Lehinde olan tek şey çelikten iradesi ve Allah'a verdiği sözdü. Ve bu sözü mutlaka yerine getirmeliydi. Çünkü Allah onun istediğini vermişti. 10 tane erkek çocuk ihsan etmişti. Kurban etmemek ona karşı nankörlük olurdu. Bu sırada Abdullah'ın dayısı olan Abdullah bin Muire ortaya atıldı. Ve ey Abdülmuttalib dedi. Vallahi meşru bir mazeret olmadıkça sen onu kurban edemezsin. Onu kurtarmak için gerekirse bütün mallarımızı vermeye hazırız dediler. Abdülmuttalib'in duyguları, şefkati ve merhameti de sanki dillenmiş ve kendisine aynı şeyleri haykırıyorlardı. Fakat çelikten olan iradesi bir türlü gevşemiyordu. Kureyşliler ve oğulları yalvarmanın netice vermeyeceğini görünce bu sefer şöyle bir teklifte bulundu. Ey Abdülmuttalib, Abdullah'ı al, Şam'a git. Orada bir kadın var. Kahin ve bilgin bir kadın. Doğudan batıdan zorlukla kalan herkes ülkeler aşıp ona giderler. Herkesin derdine bir çare bulur. Elbette senin için de bir çare bulacaktır. Abdullah boğazlanacak derse gel onu boğazla. Yok eğer seni de Abdullah'ı da bizi de üzüntüden kurtaracak bir çare bulursa ona göre hareket edersin dediler. Ve bu fikir Abdülmuttalib'in aklına yattı. Derhal Abdullah'ı yanına alarak Şam'a doğru yola çıktı. Medine'ye geldiklerinde kahin kadının Hayber'de olduğunu öğrendiler. Oradan Hayber'e geldiler. Arrafe diyor adındaki kahineyi buldular. Abdülmuttalib durumu olduğu gibi anlattı. Ve kadın sordu. Sizde bir insanın diyeti nedir? Abdülmuttalib 10 tane deve dedi. Bunun üzerine kahin kadın gidin 10 deve hazırlayın. Çocukla 10 deveyi karşılıklı olarak ok çektiğiniz yere götürün. Bir tarafta çocuğunuz, diğer tarafta 10 deve olmak üzere ikisi arasında ok çekin. Eğer ok develere çıkarsa develeri kurban edip çocuğu kurtarın. Yok eğer ok çocuğa çıkarsa her defasında develerin sayısını onar onar arttırın.
Rabbiniz sizden razı oluncaya kadar ok çekmeye devam edin. Ne zaman ok develere çıkarsa onları boğazlayıp kurban edin. Bu şekilde hem Rabbinizi razı etmiş olursunuz hem de çocuğunuz kurban olmaktan kurtulur dedi. Ortaya konan çareyi uygun bulan Resulullah Efendimizin dedesi Abdülmuttalip sevinçten uçacak gibi oldu. Vakit kaybetmeden Mekke'ye döndü. Ve Abdülmuttalip ailesi ve Mekke halkı da bu habere son derece sevinmişti. Mekke'ye dönüşünün ertesi günü geldi. Abdülmuttalip biricik oğlu Abdullah'ı ve 10 tane deveyi alarak Kabe'ye gitti. Kahin kadının tavsiyesi üzerine Abdullah ile 10 deve arasında kura çekilecekti. Abdülmuttalip sevinçle memura çek dedi. Çekilen ok Abdullah'a çıktı. Develerin sayısını 20'ye çıkardılar. Memur tekrar oku çekti. Yine Abdullah'a çıktı. 30'a çıkardılar yine Abdullah'a. 40, 70, 80, 90 tane deve oldu. Her kurada ok Abdullah'a çıkıyordu. Sanki başka bir alemden emir alır gibiydi oklar. Abdülmuttalip hayret ve heyecan içindeydi. Her çekim esnasında ellerini semaya doğru kaldırarak dua etmekten de geri kalmıyordu. Nihayet develerin sayısı 100'ü buldu. Tekrar ok çekilince merakla bakanlar derin bir nefes aldı. Çünkü ok develere çıkmıştı. Herkes gibi Abdülmuttalib'in de gözleri sevinçle parladı. Fakat onun bu sevinci fazla sürmedi. Derhal ciddileşti. Kendisinin fazla tebrike imkan tanımadı ve şöyle dedi. Vallahi üst üste 3 defa daha ok çok çekeceğim. Ta ki kalbim mutmain olsun. Hani bir daha çekeceğim ok dedi. Ve 3 defa daha çekilişi tekrarladı. Her defasında sevinç çığlıkları atıyordu. Çünkü 3 seferinde de develere çıktı. Evet, demek ki Rabbimin bunda rızası var dedi Abdülmuttalip. Bu sevincini Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek ishar etti ve diz çökerek Rabbine dua etti. Böylece Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah kurban edilmekten kurtulmuştu. Sevgili oğlunun kurban edilmesinin kurtulmasına son derece sevinen Abdülmuttalip, 100 devenin Safa ile Merve arasına getirip yan yana kurban edilmesini emretti. Emir derhal yerine getirildi. Kurban edilen develerin etlerinden Mekke halkı bol bol istifade etti. Alamadıklarını da kurtlar, kuşlar, köpekler, vahşi ve ehil bütün hayvanlar paylaştılar. O günden itibaren Kureyşliler ve Araplar arasında bir insan diyeti 100 deve olarak kabul edilme adeti işte benimsendi ya. Resulullah Efendimiz de bu adeti olduğu gibi bıraktı. Bugün de bizler bir insanı öldürmenin diyeti 100 deve olarak söyleniyor. Aynı gündü. Herkes neticeden memnun, kura yerinden dağılıyorlardı. Abdülmuttalip de sevgili oğluyla birlikte şehre geliyordu. Kabe'nin yanından geçerlerken babasından bir hayli geride kalmış olan Abdullah'ın karşısına bir kadın çıktı. Evet, bu kıssa da çok önemli. Bu kadın Abdullah'ın dillere destan güzelliğine hayran olanlardan biri. Varaka bin Nevfel'in kız kardeşi olan Rukiye'ydi. O da kardeşi Varaka gibi eski mukaddes kitapları okumuş, o kitaplarda ahir zamandan gelecek peygamberin sıfatlarını görmüş ve öğrenmişti. İç aleminde Abdullah'ın yüzünde o ana kadar hiç kimse de görmediği müstesna parlaklıkla karşı karşıya kalınca bu sıfatlarda bir münasebet kurdu. Bu şerefi başkasına kaptırmamak için de adeta güzelliğini ve iffetini unutarak Abdullah'ın yanına yaklaşıp fısıldadı. Delikanlı biraz dursana. Abdullah durdu ve kadın nereye gidiyorsun dedi. Yüzünde parlayan nurun masumiyeti içinde Abdullah babamla gidiyoruz diye cevap verdi.
Kadın bu masum cevap üzerine pek durmadı ve asıl maksadını açıkladı. Abdullah, benimle şimdi evlenir misin dedi. Abdullah'ın yüzü bir anda kıpkırmızı olmuştu. Masumiyetini yırtmak isteyen bu teklife pek aldırmadı ve yoluna devam etmek istedi. Fakat Rukiye ona sahip olmak istiyordu. Arzusunu bir başka teklifle cazip hale getirdi. Eğer dedi benimle evlenmeyi kabul edersen senin için kurban edilen develer kadar benim de develerim var. Onların hepsini sana vereceğim dedi. Abdullah bu cazip teklife de iltifat etmemişti ve iffetini sergileyen şu cevabı söyledi. Haram öyle acıdır ki ölüm acısı onun yanında çok hafif kalır. Helal ise çok tatlıdır. Ey kadın, sen git açıkça helalinden ara. Şeref ve iffet sahibi olanlar namuslarını ve dinlerini titizlikle korurlar. Onlar namussuzluk demek olan bir işe nasıl teşebbüs ve cesaret edebilirler dedi. Bu asil cevabın ardından güzel Rukiye'nin hüzün ve hayranlığı birleştiren bakışlarıyla önünde yoluna devam etti. Günler sonra evlenmiş bulunan Hazreti Abdullah aynı kadınla Mekke sokaklarında bir kez daha karşılaştı. Aynı Rukiye ona karşı en ufak bir arzu ve hasret belirtisi dahi göstermemişti. Bilakis hissiz ve bakışları hayranlık şöyle dursun donuktu. Abdullah sebebini sordu. Ne oldu sana? Halin değişmiş. Benimle evlenmek isterdin. Rukiye şöyle dedi. İşte o mükemmel cevap. O gün senin alnında öyle bir nur parlıyordu ki o nur karşısında kendimden geçtim. Ama şimdi o nuru göremiyorum dedi. Evet, Hazreti Abdullah'ın alnında parlayan nur artık yoktu. Çünkü kainatın efendisine hamile olan annelerin en büyüğü Hazreti Amine'ye geçmişti o nur. Ya Resulullah Efendimiz'e Hazreti Amine hamile kalmıştı. Aslında Hazreti Abdullah'a hayran ve meftun olan sadece bu kadın değildi. Kötü ahlaktan uzak, tertemiz ve en güzel haslet ve faziletlerle bezenmiş bu delikanlıya bütün Kureyş'in kızları gözleri çevirmişti. Ama yeryüzündeki onun nur yüzündeki parlaklığın sırrına akıl erdiremeden Hak Teala'nın ona ahir zaman peygamberinin babası olmak gibi şereflerin en büyüğünü mukadder kıldığının hikmetini idrak edememişlerdi. Hazreti Abdullah gün geçtikçe büyüyor, büyümesiyle de gönülleri etrafında pervane gibi döndürüyordu. Fakat o dönen pervanelerin hiçbirine iltifat etmiyor, iffet ve namusunu temiz koruyordu. Çok sevdiği oğlunu evlenme çağına geldiğini gören Abdülmuttalip bir an evvel onu mesut bir yuvaya kavuşturmak istedi. Ancak ona her yönüyle denk birini bulmak gerekiyordu. Abdülmuttalip bunu bulmada gecikmedi. Beni Zühre kabilesinin büyüğü olan Vehb bin Abdümenaf'ın yanına vararak kızı Amine'yi oğlu Abdullah'a istedi. Vehb teklifini diyor memnuniyetle ve sevinçle karşıladı ve şöyle konuştu. Ey amca oğlu, biz bu teklifi sizden önce almıştık. Amine'nin annesi geçenlerde bir rüya gördü. Ya anlattığına göre evimize bir nur girmiş. Aydınlığı yerleri ve gökleri tutmuş. Ben de bu gece rüya gördüm. Rüyamda dedemiz İbrahim Aleyhisselam'ı gördüm. Bana Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın ile kızın Amine'nin nikahlarını ben kıydım dedi. Aman ya Rabbi. Sen de onu kabul et. Ve bugün sabahtan beri bu rüyanın tesiri altındaydım zaten. Acaba ne zaman gelecekler diye
kendi kendime soruyordum. Ve bunları duyan Abdülmuttalip sevincinden Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırmaya başladı. O Vehb'in kızı Amine hem güzellik, hem ahlak, hem de nesep itibariyle Kureyş kızları arasında en yüksek mevkiye sahipti. Her hususta Abdullah'a denkti ve henüz 14 yaşlarında, ergenlik çağını geçtiği yaşlarda bulunuyordu. Abdullah ise bu sırada 24 yaşlarındaydı. Kısa zamanda düğün yapıldı ve kainatın efendisini dünyaya getirecek o mesut aile yuvası kuruldu. Evliliklerinin üzerinden henüz birkaç hafta geçmişti ki birçok kimsenin fark ettiği garip bir durum oldu. Evet sevgili dinleyicilerim, o zor bir durum. Hazreti Abdullah'ın yüzündeki nur Hazreti Amine'nin alnında parlamaya başladı. Hazreti Abdullah'ın yüzünden diyor o nur birden kayboldu. Ve birden hanımı Amine'nin alnına geldi. Onun yüzü nurlandı. Demek ki artık Hazreti Amine kainatın efendisine hamileydi. Evliliklerinin ilk ayları dolmuştu. Hazreti Abdullah bir ticaret kervanına katılarak Suriye'ye gitti. Gidiş o gidişti. Hazreti Abdullah bir daha Mekke'ye dönemedi. Aylar sonra Mekke'ye dönen ticaret kervanı arasında Hazreti Abdullah yoktu. Sadece acı haberi vardı. Hazreti Abdullah ticaret yolundan dönüşte Medine'de hastalanmıştı. Ve onu orada dayılarının yanına bırakmışlardı. Bu haberi alan Abdülmuttalip derhal oğlu Haris'i Medine'ye gönderdi. Haris Medine'ye varıncaya kadar her şey olup bitmişti. Hazreti Abdullah kainatın efendisi oğlunun bir kerecik olsun yüzünü göremeden ebedi aleme göç etmişti. Ve orada Adi bin Neccar oğullarından Nebiya'nın evinin avlusuna defnedildi. Aman ya Rab. Daha doğmadan Amine annemizin karnındayken Resulullah Efendimiz babası Abdullah vefat etmişti. Haris bu acı haberi alıp Mekke'ye getirdi. Mekke bir anda matem havasına büründü. Genç ihtiyar küçük büyük arasında fark gözetmeden ölümün Abdullah'ı bu genç yaşında beklenmedik bir zamanda sinesine alışı Abdülmuttalip ailesini derin bir üzüntüye boğdu. Mekke halkı da gözyaşlarıyla onların teessürüne iştirak etti. Hele henüz genç bir gelin olan Hazreti Amine'nin teessürünü tarif etmek imkansızdı. Haberi duyduğu andan itibaren mum gibi erimeye yüz tuttu. Günlerce gözyaşlarını Amine annemiz tutamadı. Ağladı, ağladı. O ağlarken bütün insanlığın gözyaşını beraberinde getireceği, nurla silecek ve acılarını dindirecek olan alemlerin sultanı Muhammed Mustafa 2 ay gibi kısa süre sonra dünyaya gelecekti. Hazreti Amine bu hadiseden duyduğu derin üzüntüyü gözyaşları arasında şöyle şiirle belirtti. Artık Mekke'nin Bethakolu olan Haşimoğullarından boş kaldı. Mekke Haşimoğullarının şanından mahrum kalacak. Ölümün davetine uyarak evinden örtüler ve kefenler içinde çıkıp kabre gitti dedi. Hazreti Abdullah henüz yeni evliydi. İstikbalini temine yeni yeni hazırlanırken dünyaya gözlerini yummuştu. Bu sebeple maddi planda geride son derece mütevazı bir miras bıraktı. Ümmü Eymen Bereke adında kainatın efendisini çok seven bir cariye 5 tane deve, birkaç tane koyun, bir kılıç ve bir miktar gümüş para bırakmıştı. Fakat geriye Allah'ın lütfuyla 2 cihanın güneşi olacak olan hayırlı bir evlat bıraktı. Hazreti Abdullah'ın en büyük emaneti ve mirasıydı.
kainatın efendisi, o emanet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ve Resulullah Efendimizin doğumuna 52 gün kalmıştı. Bir vaka meydana gelecekti. Fil vakası. Hepiniz bunu dinlediniz. O Dursun Ali Erzincanlı abimiz de çok güzel anlatır değil mi onu, 52 gün var diye. Hidayet güneşinin doğmasına az bir zaman kalmıştı. Kabe'ye her taraftan insanlar akın akın gelip hac mevsiminde ziyaret ediyordu. Kabe'nin bu kadar çok ziyaretçi toplamasını bir takım kimseler hazmedemiyor ve rahatsızlık duyuyorlardı. Bunlardan biri de Habeş Meliki'nin Yemen valisi Ebrehe Eşrem idi. Ebrehe, Kabe'ye olan insan akınını önlemek için Bizans İmparatoru'nun da yardımıyla önce Sana şehrinde Kulleys adında bir kilise yaptırdı. Devasa bir kilise. İçini büyük masraflar sonucu altın ve gümüşle süsledi. Dışını ise çeşitli yerlerden getirttiği son derece kıymetli taşlarla donattı. Öyle ki o anda yaptırdığı kilisenin bir benzeri başka bir yerde yoktu. Bu süs ve tezniyat olan, kendini süsle belirten o kiliseyi yapan Ebrehe, güya halkı buraya celbedecek, dolayısıyla Kabe'ye karşı gösterilen o muazzam teveccühü insanlardan engellemeyi planlıyordu. Ebrehe, kilisenin inşası diyor bittikten sonra Habeş hükümdarına takdirini kazanmak niyetiyle şu mektubu yazdı. Hükümdarım, senin için öyle bir mabet yaptırdım ki şimdiye kadar ne bir Arap ne bir Acem onun gibisini yapmış değildir. Arapların haccını buraya çevirmedikçe de asla durmayacağım. Artık hac için buraya gelin dedi. Fakat Ebrehe'nin bütün bu masraf ve gayretleri boşa çıkmıştı. Yaptırdığı kilisenin müstesna teziyatını ve muhteşem yapısını görmek için birçok kimse etraftan geldi. Ama sadece süsünü püsünü görmek için. Kabe'ye olan akın yine eskisi gibi, eksilmek şöyle dursun, artarak devam ediyordu. Ebrehe'nin Kabe'ye olan teveccühünü kırmak niyetiyle muhteşem bir kilise yaptırdığı Araplarca da duyulmuştu. Bu arada Kinane kabilesinden Nevfel adında biri bu kiliseyi kirletmeyi aklına koydu. Bir gece yarısı giderek Kuleys'in içini dışını pisliğiyle kirletti. Sonra da kaçıp memleketine döndü. Bu hadise insanların Kabe'ye teveccühünün devam etmesinden fazlasıyla öfkelenmiş olan Ebrehe'yi bütün bütün çileden çıkardı. Hadiseyi Araplardan birinin yaptığını da öğrenince, Araplar bunu Kabe'lerinden yüz çevirttiğim için yapıyorlar. Ben de onların Kabe'sini taş üstünde taş bırakmayacağım ve yıkacağım dedi. Sonra da Kabe yıkmak gayesiyle Mekke üzerine yürümeye hazırlandı. Habeş Necacisi'nden diyor Mahmud adındaki meşhur fili istedi. O Mahmud adlı kocaman devasa bir fili vardı. Necaşi o sırada dünyada büyüklük ve kuvvetçe eşsiz olan o Mahmud isimli fili Ebrehe'ye göndererek arzusunu yerine getirdi. Ebrehe ordusunu hazırlamıştı. Mekke'ye doğru yola çıktı. O Mahmud adlı fille ordunun önünde Mekke'ye doğru ilerliyorlardı. Bu arada bazı Arap kabileleri bu büyük orduya karşı çıktılar. Fakat muvaffakiyet gösteremediler ve Ebrehe tarafından mağlup edildiler. Ebrehe ordusuyla Kabe'ye, o Mekke'ye yakın Muammis denilen mevkiye gelince bir süvari birliğini önce gönderdi. Süvari birliği Mekke civarına kadar sokularak Resulullah Efendimizin dedesi olan Abdülmuttalib'in 200 tane devesi de dahil olmak üzere Kureyş ve Tihamilerin sürülerini gasp etti. Bu sırada Abdülmuttalib Kureyş kabilesinin reisiydi. Ebrehe
bir elçisiyle Kureyşlilere şu haberi gönderdi. Ben sizinle harp etmek için değil, şu mabediniz Kabe'yi yıkmak için geldim. Eğer bana karşı koymazsanız kanınızı akıtmaktan vazgeçerim. Şayet Kureyş kabilesinin reisi benimle harp etmek istemiyorsa yanıma kadar gelsin dedi. Kureyş reisi Abdülmuttalib'in elçiye cevabı şu oldu. Allah adına yemin ederiz ki biz kendisiyle harp etmek istemiyoruz. Zaten buna da gücümüz yetmez. Yalnız bu mabet Allah'ın evi olan Kabe'dir. Onu yıkmaktan ancak Allah koruyabilir. O kendi mukaddes beytini muhafaza etmezse biz de Ebrehe'yi bu hareketinden vazgeçirecek güç ve kuvvet bizde yoktur. İşte karşılıklı bu konuşmadan sonra Abdülmuttalip elçiyle birlikte Ebrehe'nin yanına vardı. Abdülmuttalip heybetli bir görünüşe sahipti. Onu bu haliyle gören Ebrehe, içinden kendisine karşı gayri ihtiyari bir hürmet hissi duydu. Ona şerefli bir misafir muamelesinde bulunduktan sonra arzusunun ne olduğunu sordu. Abdülmuttalip de o isteğini bildirdi. Askerlerin 200 tane devemi almışlar. Arzum benim develerimi iade etmendir dedi. Ebrehe bundan pek hoşlanmadı ve alaylı bir tavırla seni görünce büyük bir adam sanmıştım ben. Konuşmaya başlayınca pek de öyle büyük olmadığını anladım. Ben senin ve atalarının tapınağı olan Kabe'yi yıkmaya gelmişim. Sen bana gelmiş 200 deveden bahsediyorsun dedi. Abdülmuttalip Ebrehe'nin alaylı tavrına aldırmadan ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de bir sahibi ve bir koruyucusu vardır. Elbette onu koruyacak olan Allah'tır Celle Celaluhu dedi. Bu sözler Ebrehe'yi hiddete getirdi ve şöyle konuştu. Onu bana karşı kimse koruyamaz. Abdülmuttalip yine sözün altında kalmadı ve orası beni ilgilendirmez. İşte sen, işte Kabe dedi. Karşılıklı bu konuşmalardan sonra Ebrehe, Abdülmuttalib'in gasp edilen develerini geri verdi. Abdülmuttalip ordugahı terk ederek Mekke'ye geldi ve olup bitenleri Kureyşlilere anlattı. Ayrıca 200 deveyi de Allah için kurban etmek üzere işaretleyerek serbest bıraktı. Abdülmuttalip ayrıca Ebrehe ordusunun şerrinden ve zulmünden korunmak için Mekke'yi boşaltmalarını halka tavsiye etti. Kendisi de birkaç kişiyle birlikte Kabe'nin yanına vardı ve kapısından halkasına yapışarak Allah'ım bir kul dahi evini barkını korur. Sen de kendi evini koru. Ta ki yarın onların salipleri ve kuvvetleri senin kuvvetine galebe çalmasın, üstün gelmesin diye dua etmişti. Mekke boşaltıldı. Halk dağların başlarına ve kuytu yerlere sığınarak Ebrehe'nin ordusunun yapacaklarını beklemeye koyuldu. Mekke mahzun, Kabe mahzun, Kureyş mahzundu. Ertesi günün sabahı oldu. Mekke üzerine yürüyüp Kabe'yi yerle bir etmek için Ebrehe ordusunda hazırlık tamamlandı. Ordu tek bir işaret bekliyordu. Tarih miladi 571. Muharrem ayının pazar günüydü. 17. Muharrem. Resulullah Efendimizin doğumuna 52 gün vardı. Ordu hareket edeceği sırada Ebrehe'ye kılavuzluk görevini üzerine almış bulunan Nüfeil bin Habib adındaki adam büyük fil Mamut'un kulağına eğilerek şunları fısıldadı. Çök aşağıya Mamut. Sağ salim geldiğin yere dön. Sen Allah'ın mukaddes kıldığı Beytullah'ındasın dedi. Bu sözleri söyledikten sonra o da koşarak bir dağa sığındı. Nufeyl'in bu sözleri üzerine o heybetli fil birdenbire yere çöküverdi.
Kaldırmak için her bir tedbire başvurdular. Fakat bir türlü muvaffak olamadılar. Yönünü Yemen'e doğru çevirdiklerinde koşuyor, Şam'a doğru çevirdiklerinde ise yine koşuyor. Fakat doğu tarafına yöneldiklerinde, o Mekke'ye, özür dilerim, Kabe'ye doğru yöneldiğinde ise fil yere çöküyordu. Bu heyecanlı anda kimsenin fili, mamutun bu hareketine akıl erdiremeyip düşündüğü sırada Cenab-ı Hak Celal ismiyle tecelli etti. Ve Kur'an'da Ebabil diye adlandırılan Fil suresi, Elem tarakeyfe feala rabbuke bi ashabil fil diyor ya, işte o ayet bu kıssayı anlatıyor. Ve Ebrehe ordusunun üzerine ellerinde taşlanmış çamurlarla, o ateşli çamurlarla ne yaptı? Salıverdi. Kırlangıçlara benzeyen bu kuşların her biri, biri ağzında, ikisi de ayaklarında olmak üzere nohut veya mercimek tanesi büyüklüğünde üçer tane taş taşıyordu. Bu taşları isabet ettiği her asker anında yerde debelenip ölüveriyordu. Taş yağmuruyla karşı karşıya kalan askerler şaşırıp kaldılar. Bir anda karargah yıkılan, yere serilen ve insanlar ve hayvanlarla doldu. Kendilerine taş isabet etmeyenler ise kaçışmaya başladı. Ebrehe de o anda canını zor kurtaranların arasındaydı. Fakat aldığı bir taş yarasıyla sonradan o da arzusuna muvaffak olamadan ölüp gitti. Bu arada Kabe üzerine yürümemenin bir mükafatı olarak Mamut adındaki fil de sağ olarak kurtulmuştu. Cenab-ı Hak Ebre ordusuna Ebabil kuşlarını musallat ettikten sonra ayrıca arkasından sel halinde yağmur yağdırdı. Ve yağmur seli Ebrehe ordusunun ölülerini dahi silip süpürerek denize döktü. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de işte bize şöyle anlatıyor. Ey Resulüm, Kabe'yi tahrip etmek isteyen ashab-ı fiile Rabbinin neler ettiğini görmedin mi? Onların kötü niyet ve teşebbüslerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar salıverdi. Onlara siccilden, pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Derken Rabbin onları yenik ekin yaprakları haline getirdi. İşte o Elem tara keyfe, yani o Fil suresinin meali. Bu hadise Resulullah Efendimizin peygamberliğinin bir deliliydi. Zira dünyaya gözlerini açmaya pek az bir zaman kala meydana gelmiş ve doğum yeri, sevgili vatanı olan, kıblesi olan Mekke ve Kabe-i Muazzama harika ve gaybi bir surette Ebrehe ordusunun tahribinden masum kalmıştı. Evet, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve hikmeti elbette Habibinin yüzü suyu hürmetine bu muazzam mabeti Ebrehe ordusuna çiğnetmeye Rabbim tabii ki müsaade etmeyecekti. Daha sonrasında yıllar geçecek. Daha oraya işte alemlerin sultanının peygamberliği ne yıllar ve daha sonra kıyamete kadar o Kabe-i Muazzama. Bizler de gidiyoruz ya umrelere, haçlara. Rabbim o topraklardan bizi ayırmasın inşallah. İşte o mabet ki Rabbimin kutsal kıldığı ve koruyacağı mabetti. Evet sevgili dinleyicilerim, işte o Ebrehe olayından sonra artık Resulullah Efendimizin doğumuna geçiyoruz. Dünyaya gelişi ve çocukluğundan bahsedeceğiz inşallah. Yeryüzünü manevi bir karanlık kaplamıştı. Mevcudat, beşerin zulüm ve vahşetinden adeta mateme bürünmüştü. Resulullah Efendimiz doğmadan önce bütün sıkıntılar meydana gelmişti. Gözyaşı döken gözler değildi, ruh ve kalplerdi. Kalp ve ruhun keder, elem ve gözyaşına alem de diyor iştirak etmiş, sanki umumi bir yas ilan edilmişti. Yeryüzü saadetin, sevincin ve huzurun kaynağı olan tevhid inancından mahrumdu. Küfür ve şirk fırtınası ruhları ve kalpleri kasıp kavurmuştu.
Gönüllerde tek bir mabut yerine birçok batıl putlar ilah diye anılıyordu. Hakiki sahibini arayan ruhların feryadı ortalığı çınlatıyordu. İnsanlar birbirlerini yiyen canavarlar gibi vahşileşmiş, küfür, şirk, cehalet ve zulüm bataklığında boğulmaya yüz tutmuşlardı. Zalimin zulmü kamçısı altında mazlumlar inim inim inliyordu. O zaman Kureyş en zalim, en cahil topluluktu ki Peygamberimiz doğana kadar. Akıl, ruh ve kalpleri manevi kıskacı altına alıp onlarca kuvvetiyle sıkan bu küfür ve şirk, bu delalet ve cehalet, bu hüzün ve sıkıntıya, insanın daha fazla katlanmasına Allah'ın sonsuz merhameti elbette müsaade etmemişti. Bütün bunlara son verecek bir zatı, bir şefkat ve merhametin eseri olarak elbette gönderecekti. İşte o zat alemlerin yüzüğü sürmetine yaratıldı. Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar 124 bin bir rivayet, 224 bin peygamberin sonuncusu, ruhu ilk yaratılan, o alemlerin sultanı, dünyanın manevi şeklini işte beraberinde getirdiği nurla değiştirecek Muhammedül Mustafa geliyordu. Cin ve insana dahi ebedi saadetin yolunu gösterecek olan Hazreti Muhammed geliyordu. İşte o an. Kainat hürmet ve haşyet içinde efendisini beklemekteydi. Her varlık kendisine mahsus diliyle, hal ve hareketiyle bu emsalsiz insana hoş amedi bulunmak üzere sevinç içinde hazır durumdaydı. Tarih miladi 571 yılı Nisan ayının 20'siydi. Fil vakasından 50 veya 55 gece sonraydı. Kamer aylarından Rebüevvel ayının 12. pazartesi gecesiydi. Mekke'de mütevazı bir ev. Günlerden pazartesi, vakit, vakitlerin sultanı olan seher vakti. Bu mütevazı evde ve bu eşsiz vakitte muazzam ve eşsiz bir hadise vuku buldu. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gözlerini açtı. Bu göz açışla birlikte alem sanki birden elem ve matemini unutarak surura gark oldu. Karanlıklar anında nurla yırtılıvermişti. Kainat sevinç ve heyecan içinde adeta doğdu ol saatte sultanı din, nura galk oldu semavat-ı zemin. O Süleyman Çelebi Han Mevlid-i Şerif'inde ne güzel bize bu sözleri söylemişti. Yeryüzünde hiçbir anneye nasip olmayan eşsiz bir şerefe mazhar kılınan aziz anne Hazreti Amine o mesut anı bizlere şöyle anlatıyor. Hamileliğimin diyor 6. ayında bir gece rüyamda karşıma bir zat çıktı ve ya Amine bil ki sen alemlerin hayırlısına hamilesin. Doğurunca ismini Muhammed koy ve halini kimseye söyleme dedi. Derken doğum zamanım geldi. Kayınbabam Abdülmuttalip Kabe'yi tavafa gitmişti. Evdeydim. Birden kulağıma müthiş bir ses geldi. Korkudan eriyecek gibi oldum. Bir de ne göreyim? Bir beyaz kuş peydahlanıp yanıma geldi ve kanadıyla sırtımı sıvazladı. O andan itibaren bende korku, kaygı adına hiçbir şey kalmadı. Yanıma bir göz attım, bana bir ak kase içinde şerbet sunuyorlar. Kaseyi dikip içer içmez benim bir nur denizi sardı ve Muhammed dünyaya geldi. Aziz anne doğum sonrasını şöyle anlatır. Gördüm ki doğuda bir bayrak, batıda da bir bayrak ve Kabe'nin üstünde de bir bayrak. Doğum tamamlanmıştı. Yavruya baktım secdede. Parmağını da göğe kaldırmış doğar doğmaz. Kulağına yaklaştım diyor. Hemen bir ak bulut geldi yavruyu kundakladı ve kapladı. Bir ses işittim.
doğuları ve batıları dolaştıran, deryaları gezdirin. Ta ki mahluklar Muhammedi ismiyle, sıfatıyla, suretiyle tanısınlar dedi. Biraz sonra bulut gözden kaybolup gitti. Aynı gece Hazreti Amine bir nur görmüş ve bu nur aydınlığında Şam'ın saray ve köşklerini dahi seyretmişti. Evet sevgili dinleyicilerim, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek doğumu gerçekleşti ve o doğum olduğunda manen de diyor bir rivayette Hazreti Meryem annemiz de oraya teşrif etmişti ve oraya aynı şekilde Hazreti Havva annemiz de gelmişti. Manen diyor gelip o Resulullah Efendimizin mübarek doğumlarında. O Hazreti İbrahim Efendimizin hanımı Hazreti Hacer annemiz bir rivayette. Onlar da gelip o Resulullah Efendimizin mübarek doğumuna manen ruhaniyetlerini Rabbim şahit eylemişti. Aynı şekilde doğduğunda kulağının yanına yaklaşmıştı diyor. Ve ne duydular? Doğdu ümmetim, ümmetim, ümmetim dedi. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım inşallah o mübarek doğumunu konuşuyoruz. Onun doğumunun, onun adının, onun mübarek hayatının konuşulduğu şu sohbetimizi. Ya Rabbi dergâh hazretinde kabul eyle. Resulullah Efendimiz'i haberdar eyle. Evet sevgili dinleyicilerim. İnşallah burada aramızı verelim. Bir dahaki sohbetimizde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan sonraki harikulade haller, Abdülmuttalib dedesine verilen müjde ve o an doğumunda birçok mucize gerçekleşti. Doğduğu an Kabe'deki putların yıkılması, işte Yahudi alimlerin onun doğduğunu görmesi, gökte bir yıldızın parlayışı vesaire, bunları bir dahaki sohbetimizde inşallah kaldığımız yerden Resulullah Efendimiz'in mübarek hayatıyla devam edeceğiz. Allah'a emanet olun inşallah. Bu sohbetlerimizi YouTube Hanzade kanalından da takip edebilirsiniz. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bir dahaki sohbetimizde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.